Yapma yapma. Oğlum, oğlum elektrik var. Ya elektrik yeter. Var. Duman çıkıyor, fişi çıkartın. İki hafta önce Beşiktaş-Fenerbahçe maçında arkadaşlarla toplanıp maçı izledik. 7-8 kişi. O sıra maç 2-0'dı. Ama tabi maçta gelgitler olduğu için biz maçı koparamadık. O sırada Ozan Tufan da boş kaleye gol kaçırınca bir andaki refleksle kalkıp televizyona ilk önce kafa attım. Daha sonra televizyon önüne geçtim, oturdum. 15 saniye falan geçti aradan. Ben dedim televizyon madem kırıldı iyice parçalayayım artık dedim. Çünkü sinirli hareket ettiğim için. Arkadaşım da o sıra kayda başlamış. Olay bundan ibaret. Yaptığım şeyi tabii ki tasvip etmiyorum. Yaptığım şey çok yanlış. Bunun farkındayım. Kimse de örnek almasın. Örnek alınacak bir şey de değil. Olayların bu kadar büyüyeceğini tahmin etmedim. Televizyonu kırdık. Daha sonra arkadaşlarla oturduktan sonra maç bitti. Habersiz beni video çektiğini söyledi ve videoyu gösterdi bana. Yayınlamamı ister misin diye. Ben de olan oldu zaten, artık yayınla dedim. İşte sosyal medyada birkaç sayfaya attılar videoyu. Ve ondan sonra işte gördüğünüz üzere çığ gibi büyüdü. Bu video yayıldıktan yarım saat sonra Joseph Twitter'dan tweet atıyor. Bu televizyonu kıran çocuk benimle irtibata geçsin, mesaj atsın. Ona Fenerbahçe maçlarını izlemesi için yeni bir televizyon alacağım diye. Ben de bunun üzerine Fenerbahçe TV'nin kameramanı Vehbi Bey ile irtibata geçtim. Joseph'e iletmiş, durumu anlatmış. Joseph de Vehbi Bey aracılığıyla adresim ve telefon numaramı istiyor. Ben de veriyorum, ondan sonra televizyonu tarafıma teslim ediyorum. Televizyon göndermesi önemli değil. Önemli olan bu taraftara saygı ve değer vermesi, bizi önemli hissetmesi. Ona buradan çok teşekkür ediyorum. Ben zaten Joseph'i geldiği günden beri beğeniyorum. İyi işler yapıyor zaten. Geçen sene Samandıra'ya tesislere ziyarete gitmiştim. O sırada gene ilk önce o formayı ona imzalatmıştım. İlk imzayı o atmıştı zaten.